soy adın? Celal Şen, meşhur Muharrem Usta. Muharrem Usta, evet. Trabzonspor'da Mustafa Uyumlu ve Zeki Yavru kadro dışı kaldı. Bu konuda ne düşünüyorsun? Valla bizim çok dışımızda bir konu ama Trabzonspor'la yatıp kalktığımız için ekmeğimiz, şehrimizin geliri, sevincimiz, üzüntümüz, neşemiz, her şeyimiz Trabzonspor. Evet. İki tane çocuğumuz vardı zaten, onları da gönderdiler, mutlu oldular. Yani bizim Trabzon kökenli iki tane çocuğumuz altyapıdan yetişmiş. Birilerinin emellerine alet oldular, gittiler. Yani yoksa başarısızlıktan dolayı değil. Adamın hiç oynamadığı mevkide oynatır, harcarsan adamı gönderirsin. Hocamızın sağ olsun kendi megaloman yapısına uygun adamları var. Onlara göre hareket ediyor. Yoksa ben futbolu sadece seyirci olarak izliyorum. Kongre üyesiyim Trabzonspor'un. Yıllardır maçına gidiyorum, keyif alıyorum. Gençliğimi verdik, gençliğimizi verdik, zamanımızı veriyoruz. Ama birileri geliyor, oyuncağı yapıyor Trabzonspor'u. Şehrin ekmeğiyle oynuyor, gidiyor işte. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani işin iç yüzünü çok iyi bilemiyoruz tabii. Biz sadece haberlerden okuduğumuz kadarıyla işi bilebiliriz. Ama şahsım adına şunu söyleyebilirim. Ben Mustafa Yumlu'yu Türkiye'nin en iyi stoperi olarak görüyordum. Yüreğiyle oynayan bir insandı. Bunlar Trabzonspor'un öz çocukları. Hem Mustafa Yumlu olsun hem Zeki Yavru olsun. Kulüp içerisinde neler oldu? Bunları bizim tam manasıyla bilebilmemiz mümkün değil ama yani böyle olmaması gerekir. Yani Vahit Hoca'dan sonra kulüpte sanki bir şeyler ters gidiyor. Devamlı bir çekişme, bir niza var. Tavırları çok hoş gelmiyor. Bilemiyorum yani ama Mustafa Yumlu'yu, Zeki Yavru'yu ben... Zeki belki yetenekleri biraz kısıtlı olabilir ama özellikle Mustafa Yumlu'nun kadro dışı kalması beni çok üzdü yani. Yüreğiyle oynayan, Trabzonspor'u seven, böyle değerlerimizi harcarsak bilemiyorum takım nereye, nasıl gidecek? Bu kadar, düşüncelerim bunlar yani. Valla Trabzonspor'luyum ama pek maçla ilgilim yok. Neden? Fırsat bulmuyor izlemekten. İzleyeyim izleyelim. Çok mu yoğunsunuz? İşte o yüzden ilk defa fırsat buldum, Trabzon'a geldim. Zonguldak Ereğli'den geliyorum. Öyle mi? Gündüz işte, akşam evde çocuklarla. Yani o yüzden pek maçlarla alaka bulmuyor. Ama tabii Trabzonsporluyuz. Tutuyoruz mu tutuyoruz takımı. Takımla alakalı böyle konular olmuşsa yani Mustafa Uyumlu ve Zeki Yavru takım hakkında kötü şeyler yapmışsa hani Mustafa Uyumlu'nun kaptanlığı istediği ve daha sonrasında oynamadığı söyleniyor. Zeki Yavru'nun da disiplinsizlikten dolayı kadro dışı bırakıldığı söyleniyor. Böyleyse gayet doğru buluyorum ben. Değilse? Değilse yanlış tabii ki. Yani yönetim yanlış yapmıştır. Ama ben doğru olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki niye ama? Yani bu söylentiler doğru değilse niye kadro dışı bırakıldı? Yok. Yok, doğru değilse yanlış diyorum zaten. Yani ha, evet tabii yanlış. Sportif anlamda nasıl mücadele ediyor sizce? İkisi mi? Evet. Mustafa Uyumlu son maçta yani kaptanlık olayından dolayı ya oynayamadı yani. Öyle söyleyeyim. Ondan önce oynuyordu. Güzel. O güzel oynuyordu. Peki bunlarda çelişki yok mu? Demek ki bir olay olmuş ki Mustafa Uyumlu oynayamamış. Şu an geç kalınmış bir olay. Daha önce mi yaptı? Tabii. Daha, madem bunlara bırakacaktı niye aldı takımı? Niye kadroya vurdu? Milleti niye bu kadar eziyorlar ki yani? Madem ileri dönük oynayacaktı bu adamlar. Bunları niye boş bırakıyorlar şimdi? Başka zaman daha sonra bırakmak lazımdı onları. Peki, teşekkür. Yani Mustafa Yumlu'yla Zeki Yavru'ya sahip çıkmayacağız da kime sahip çıkacağız? Sonuçta bu çocuklar daha genç. Yani Trabzonspor'un değerleri bunlar. Yani faydalı oluyor ya da olmuyor. Farklı bir olaydır. Bu yönetimin bileceği bir iştir. Ya da teknik kadronun bileceği bir iştir ama en nihayetinde bunlar bizim kendi çocuklarımız. Kadroyu almıyorsan bile yedek bırak. O şekilde cezalandır. Kesinlikle doğru bulmuyorum. Peki. Yani bugün kendi çocuklarımıza sahip çıkmıyorsak kime sahip çıkacağız? Peki. Kaç tane Trabzonsporlu var takımda? Öz ruhtan bahsediyoruz, kendi ruhumuzdan bahsediyoruz. O zaman kime sahip çıkacağız? Peki, hatalı olabilirler. Hatalarını başka şekilde cezalandır. Para cezası ver, yedek bırak. Ama kadro dışı bırakma. Toplumun önünde bu kötü sonuçların suçlusu o gibi algılatma. Zeki Yavru'ya verilen şans hiçbir futbolcuya, altyapıdan gelen futbolcuya verilmedi. Böyle bir şansı da değerlendiremediği için de ayrıca üzüntülüyüm ama yönetimin verdiği karara da saygılıyım. Doğrudur. Aklını başına alması lazım. Diğer Mustafa Yumlu. Yani Mustafa Yumlu'nun olayı biraz daha farklı. Kaptanlık olayı var. Ondan dolayı da gene yönetimin verdiği karara gene saygılıyım yani. Onun da doğrudur. Yavrunun
kadro dışı kalması ne diyorsunuz? Efendim? Mustafa Yumlu ve Zeki Yavru'nun kadro dışı bir dakika bırakılmasına. Yok, Kadir abi gelsin, Kadir abine sorurum. Niye bana? Siz bilmiyorsunuz. Trabzonspor taraftarı mısınız? Tabii ki de. Ama niye bilmiyorsunuz? Takip etmiyor musunuz? Yok. Anlamam maçtan. Peki tanıyor musunuz? Hiç gördünüz mü Mustafa Yumlu'yu? Yani gazetede illa ki görmüşsünüz. Zeki Yavru'yu? Tabii, bilmiyorum. Ya bir dakika, Kadir abi. Ona söyleyin. Tamam, teşekkür ederim. Dur Kadir abi söyleyin. Tamam, bak dur. Kadir abi! Yani kaptanlık yüzünden eğer Mustafa Yumlu kaldıysa kadro dışı, o olabilir de yani Zeki Yavru'nun kadro dışı çok daha önceden kalması gerektiğini düşünüyorum. Senin adın söyle. Yunus Emre Sağlam. Ne düşünüyorsun? Mustafa Yumlu'nun aynen öyle kaptanlık yüzünden kadro dışı bırakılması, yani eğer öyle bir şey yaptıysa doğru, ama başka türlü bence hak verilmeli. Çünkü Mustafa Yumlu daha önceden başarılara imza atmış bir insan. Zeki Yavru, ben de arkadaş gibi düşünüyorum. Yani Zeki Yavru daha önceden kadro dışı bırakılmalıydı yani bence de. Adınız, soyadınız? Elvan Terzi. Trabzonsporlu musunuz? Trabzonsporluyum. Peki Mustafa Yumlu'yla Zeki Yavru'nun kadro dışı bırakılmasına ilgili konusunda ne düşünüyorsunuz? Valla Trabzonsporluyum ama Trabzonspor hakkında çok bir bilgim yok. Yani takip sadece maç sonuçlarını takip ediyorum. O yüzden hiçbir fikrim yok bu konuda. En son maçı izlediniz mi? Maçı izlemedim. Sonucunu biliyorum. 4-4 olduğunu. Sonucunu takip ediyorum. Sonuçları takip ediyorum. Peki, biraz da yorulduk artık. Yani beklediğimiz şeyler olmadı yıllardır. Önceden daha fanatiktik. Şimdi artık biraz daha geri çektik kendimizi maalesef. Ama hala Trabzonsporluyum. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Erkan Yurtçu. Mustafa Yumlu, Zeki Yavru'nun kadro dışı bırakılması konusunda ne düşünüyorsun? Vallahi haksız abi. Bence haksız buluyorum. İkisi de başarılı mı sen? Ya Zeki Yavru iyi de yani Mustafa, ben Samsunluyum. Hani takip ettiğim kadarıyla hani Mustafa Yumlu değil de Zeki Yavru'nun hani kadro dışı bırakılmasını yanlış buluyorum en azından. Hangi takımlısınız? Trabzonspor. Peki Mustafa Yumlu ve Zeki Yavru'nun kadro dışı bırakılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi yapmışlardır. Ne yapmışlarsa yapmışlardır. İyi mi oynayamadılar ya da başka şeyler? Bilmiyorum, o kadarını bilemeyeceğim. Hiç o kadar teknik takip etmiyor musunuz? Hayır. Offside ne biliyor musun? Hayır. Penaltı? Onu biliyorum. Ne penaltı? Çizgisiyle oynanan, çizgisi var sanırım, öyle bir şey olması lazım. Nasıl değil mi? Çizgisi var? Çizgisini orada düşünce mi bir şey oluyor? Yazar aynı sahası şey işte. Faul yapılınca. Evet, öyle işte. Futbol izliyor musunuz? Çok fazla değil, nadiren. En son hangi takım izledik? En son hangi takım izledik? Trabzonspor Fenerbahçe maçını izledik. İzlediniz, nerede izledik? Evet. Evde, Lig TV'de. Trabzon mu? Evet. Seyitcan Aksoy abi. Abi Mustafa Yumlu iyiydi ama bu aralar bir iki senedir bozdu yani. Gülme oğlum. Mustafa Yumlu bence iyi topçu abi. Defans. Anladım. Bu kadar abi. Ben teşekkür ederim. Ben onlara bir şey demek istemiyorum. Sadece şunu demek istiyorum. Trabzonspor'un kupasını verirse ben çok mutlu olurum kendi adıma. Sadece bunu demek istiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nasıl soyadın? Ama hayır, ne konu ne? Hani anlamadım. Trabzonspor. Evet, buyurun. Mustafa Yumlu ve Zeki Yavru'nun kadro dışı bırakılması hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi Mustafa Yumlu'nun babası benim arkadaşım. Bir şey diyeyim sana. Ama Mustafa Yumlu iyi etti, has etti, en iyi güzelini yaptılar. En ne doğrusu. Yaptı? Ya oynamayı, kaptan olmadım diyen maçta oynamayı. O bir iddia, o doğru mu sizce? Bilmem, eğer öyle yaptıysa üzüldüm ama yapmadıysa Mustafa Yumlu efendi bu uçak. Hatta milli takıma gidecek bir uçak oldu ama öyle oldu. Ben de zoruma gitti yanıtlıkla sıra, yalan yok. Hele Zeki birinde hiç oynamaz daha iyi. Niye? Zeki ya oynayabildi mi Zeki Yavru? Ne yaptı? Ne yaptı yani? Söyleyeyim sana. Ne yaptı ki? Abi siz nasıl oynayamadığını yani, düşünüyorsunuz? Oynayamadığını düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Başka bir şey düşünmeyelim. İyi günler. Sakın taranmasın kimse. Yok. Tamam, bitti. Bu kadar. Mustafa hem de efendi bir çocuk. Babası arkadaşım ama bu maçı böyle yaptı. Ben gözümden düştü arkadaşım. Dedin mi babasını? Görmedim onu daha. Hasan abi efendi bir arkadaş. Geçen mi? Geçen. Yani benim için iyi öldü yani. Ya iyi öldü, babası için kötü öldü. Benim konuşmam bu. Başka bir şey yok.